Bir sonraki adımdan çok şarkı yapacağım. İnsanlar beni dinlemeli, biraz sabredin. Şurada kalın. Bol bol şöyle pratikler yapmanızı istiyorum. İşte şunu buradan seçtim. Yani online ve dijital olarak mouse'la ne yapacağınızı size çok gösteremem. Sizin bu pratiği yapmanız lazım. Tuttum mouse'u, ortadan bastım ve çektim. Command D yazacağım ekrana. Command D, Command D, Command D, Command D, Command D. Ortaya bir şey çıkmasına gerek yok. Önemli olan sizin denemeniz. Bunlarla deneyeyim. Aldım mouse'la. Buna kick mi atacaksınız? Alın kick'i. Tekrar kendisi audio kanal oluşturacak. Bu kadar basit. Bu aşamada size gösterdim nasıl pratik yapabileceğiniz, programı tanımaya çalışırsınız ve ilerlememle ilgili sorular sorabilirsiniz. Ama ne olur unutmayın, bol pratik yapmanız gerekiyor. Atari oynar gibi, bilgisayar oyunu oynar gibi buraya loop'lar sürükleyin. Sevdiğiniz şarkıları sürükleyin. Bu şekilde el alışkanlığınız otursun. Mouse'un önemi Ableton'da çok fazla. Diğer programlar gibi sağa git, makas seç, taş seç yok. İşte bir sürü bayrak seç, böyle bir şey yok. Mouse'un bulunduğu yerlerle ilgili yapabileceğiniz şeyler var. Misal buradayken mouse'u görüyorsunuz. Büyüteç, mouse'a basılı tuttunuz, aşağı çektiniz, böyle olur. Yukarıya kaldırdığınız böyle olur. Mouse'la aşağı geldiğiniz zaman hoparlör işareti çıkar. Bastığınız zaman çalmaya başlar. Biraz aşağı geldiğiniz kanalın üzerine el işareti çıkar ve sağa sola kanalı götürebilirsiniz. Biraz aşağı indiğinizde ok çıkar ve o alanı kesebilirsiniz. Direkt kestim. Bir daha kestim. Bir daha kestim. Bununla ilgili bol bol pratik yapmanız lazım. Burayla ilgili soracak sorularınız olursa yoruma yazarsınız. Şimdi programın genel hatlarıyla ilgili sürekli çalışacağız. Sizin sorularınızı cevaplıyor olacağım. Her şeyin başına. En başa döneceğiz. Kick. Kick her şeydir arkadaşlar. Her şeyi belirleyen kick. Özellikle elektronik müzikte kick en önemli öğe diyebilirim. Yani şarkıda her şey önemli tabii ki de. Size müthiş kick yapmayı göstereceğim. Özellikle benim şarkılarımı dinlerseniz, ben böyle bazı prodüktörler vardır. Bir şarkısı tutmuştur. 60 tane aynısını yapar. Ben öyle yapan biri değilim. Keyif de almıyorum. Sürekli yeni proje açarım. Hiç bende kayıtlı proje yoktur. Yeni kicklerle bir şeyler yapmaya çalışırım. Örnek Neylerim Remix'im var, ona bakarsınız. Pulim denen şarkıda mesela çok soft bir kick kullandım. Şimdi ben size programı baştan açıp kickle başlayacağım. Geldim, new live set dedim, don't save, kaydetme. Yine midi'yi sildim, audio'yu sildim. Hadi bunları da siliyorum, direkt delay ile sildim ve aranje kısmına geldim. Şimdi bir kere kulağınızı iyi etmeniz gerekiyor. Temiz kick. Şimdi hard techno yapıyorsan tabii ki temiz kick kullanmayacaksın. Distortion'lı kick kullanacaksın. Bunu da öğreteceğim. Hard techno ve türevi şarkılar yapmak isteyenler için ayrıca bir derste sıfırdan nasıl kick üretilir onu göstereceğim. Gayet keyifli ve kolay bir proses, merak etmeyin. Genel müzikle ilgili konuşuyorum. Temiz kick seçmeniz lazım. Ben kendim için söylediğim şeyleri size söylüyorum. Ukalalık olarak algılamayın. Size söylemiyorum bunu, kendime söylüyorum. Ben hep şöyle dedim. Haddini bilerek müzik yap. Yani ilk başladığım zaman etrafımdaki birçok arkadaşlarım kompresör alıyorlar, kick tonlamaya çalışıyorlar. Ben hiç öyle yapmadım. Bir kulaklık, düzgün kick bulmaya çalıştım. Her şeyi onun üzerine kurdum. Size de bunu tavsiye ederim.